Şimdi geçelim. Elbette bunların yansımaları var. İnsanlar geçinebiliyor mu? Geçinemiyor mu? Muhalefet Cumhurbaşkanı'nı pazara davet etti. Bakıyor saraydakilerin hiçbirisinin sorunu yok. O zaman diyor Türkiye'de herhalde hiç kimsenin sorunu yoktur. Bay Kemal. İşçilerimizin ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık. Kendisini uydurulmuş gerçeklik dünyasına artık hapsetmiş durumda. Halkımızı da o hayal alemine davet ediyor. Muhalefetten, işçi memur halinden memnun diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayal aleminde çıkışı geldi. Bir de 3-5 maaş ya da huzur hakkı alan bürokrat hatırlatması yaptı muhalefet. Bir yerden, 3 yerden, 5 yerden aylık alanların hepsi durumu iyi. Onlar memnunlar. Hamdolsun memurumuzda, işçimizde bu toplu sözleşmelerden sonra halden memnun. İsrafın içinde yüzenler artık sokağa rahat çıkamıyor. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nı şöyle bir çarşı, sokak, pazarda yürürken gördünüz mü? Etiketler her gün daha fazla artıyor. Günlük çok basit ihtiyaçları aldığımızda bile 3-5 parça bir şey 100 lira 200 liradan aşağıya marketten çıkamıyoruz. Enflasyonun %20'nin altında olduğu bir dönemde ortalama %30'lar düzeyinde yaptığımız artışlarla çalışanın sabit gelirlinin yanında olduğumuzu çok açıkça ortaya koydu. Gerçek bu değil. Enflasyon %20'nin altında diyor. Gıda enflasyonu mesela resmi enflasyon %28.8. Sadece elektriğe %122 zam yaptığınızı unutup asgari ücrete zam yapmakla övünüyorsunuz. Ve o asgari ücrette bugün açlık sınırının altında kaldı ki sadece asgari ücretle değil 3500 lirayla 4000 lirayla da örneğin hani geçinebilmek bu pahalılıkta mümkün değil. İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat'e konuk olan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da işçiler adına konuştu. 2 yıllık sözleşmelerle yapılan zamlar enflasyona karşı mutlu etmedi dedi. Muhalefet de Erdoğan'ı çarşıya pazara davet etti. Erdoğan pazarda alışveriş yapan memuru da görmüyor, işçiyi de görmüyor, emekliyi de görmüyor, ev kadını da görmüyor. Onun gördüğü sadece saray. Saray ayrı, Türkiye ayrı. Bu ayrımı Erdoğan'ın çok net görmesi lazım. Bu zat hala neyi konuşup duruyor? Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış. 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. Ben söyledim, getireceğini söylüyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan hattında bir başka gerilimde polise, öğretmene, hemşire ve din görevlisine 3600 ek gösterge. Son iki seçimdir olduğu gibi 2023 seçimleri de yaklaşırken Erdoğan tarih verdi. 2022 yılı sonunda çıkacak dedi. Kılıçdaroğlu'ysa ya yaptıracağım ya yapacağım diyerek rest çekti. Söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan getirmeye mecbur olacak. Getirmezse biz getireceğiz.